Deniz Arton'da kapılarını açtı. Biraz farklı bir iş görüyoruz evet yeni medya ama içerik olarak oldukça farklı. Sizden dinleyelim Aurora'yı. 15 yılı aşkın bir süredir yapmış olduğum araştırmaların bir ürünü aslında ve devam edecek olan bir araştırmanın bir parçası. Aurora'da 2 milyonun üzerinde canlı formlarını barındıran dünyadaki en önemli kütüphanelerden biri olan Biyoçeşitlilik Kütüphanesi'ni, merkezi Chicago'dan Biyoçeşitlilik Kütüphanesi'ndeki bütün verileri, bütün dokümante edilmiş uzun yıllar boyunca birçok bilim adamının çizimleriyle, fotoğraflarıyla dokümante edilmiş olan kütüphaneyi analiz ettik. Bu sergi için 2000 üzerinde canlı formunu proses ettik. Bunları yazmış olduğumuz bir takım yaratıcı kodlar ile artı yapay zeka araçları ile büyüttük ve bunları sergide kullanmak için hazır hale getirdik. Ve bunları yeniden çizdirdik yazdığımız kodlarla ya da yapay zekayla. Ve her biri tek bir eser şeklinde ama aslında bütün sergiyi bir eser olarak oluşturduk. Bu serginin ana konusu aslında yaşamın sonsuz döngüsü. O yüzden serginin merkezinde aslında su var. Her şey suda başlıyor ve suya geri dönüyor. Hikaye sudan başlıyor. Su canlı formları yaratıyor. Canlı formlar yaşam sürelerini dolduruyor. Yeniden dağılıyorlar ve bu yeniden başka su elementleriyle bir araya gelip yeni formlar oluşturuyorlar. Bu döngü sonsuz bir döngü olarak şey diyor. Yani biraz bizdeki duality algısından yani başlangıç ve son algısından çıkıp aslında sonsuz döngü algısına yaklaşmaya çalışıyorum. Günümüzde çok fazla var dijital sanat. Dijital sanat diyebiliriz buna ve yapay zeka ile birlikte örtüşüyor da diyebiliriz belki eserler için. Bu yanlış olmaz herhalde. Şöyle yapay zeka şu anda kullanılan çok verimli bir tool. Ben de bu tool'u, bu aracı kullandım bu sergide ve çok yani birçok şeyi mümkün hale getirdi. Ama serginin ya da projenin merkezinde yapay zeka yok. Yapay zeka sadece kullandığım onlarca tool'dan, araçtan biri. Yani şu anda yapay zeka oldukça popüler bir araç, ilgi çekici bir araç ama yani benim projemde merkez yapay zeka değil. Merkez canlı formları, bu formların geometrik yapısı, fraktal yapısı, fraktal geometrik yapısı ve bu canlıların doğumundan yaşam sürelerini tamamlayana kadar büyüme süreçlerindeki doğanın kullandığı jeneratif sistemler. O yüzden kullandığımız yaratıcı kodlar, kullandığımız yapay zeka araçları, bunların hepsi bizim yayın medyada kullandığımız bir araçlar ama dediğim gibi yapay zeka çok verimli bir araç olarak günümüzde kullanılmak ama projenin merkezinde değil. Biyoçeşitlilikte peki bu canlıları ele almanızdaki sebep ne? Doğanın geometrisini inceliyorum çok uzun zamandan beri ve bunun yavaş yavaş içine girdikçe biyoçeşitlilikte işte inanılmaz bir geometri formları, inanılmaz bir doğanın yaratım gücünü görüyorum ve bunu incelemek benim için tabii ki yani aynı zamanda bir dokümentasyon projesi bu tabii ki. Benim bu biyoçeşitliliğe olan bir katkım sanatçı olarak. Bütün bu kütüphane yüzyıllar boyunca birçok araştırmacının, bilim adamının, gezginin yaptığı çizimlerle oluşturduğu dokümantasyonun sonucu ve ben de ona sanatçı olarak bir katkı sağlıyorum. Serginin ismi Aurora. Aurora nereden geliyor? Aurora eski Yunanca'da toprak ana demek. Yani tarla demek. Canlıların içinde yaşadığı alan demek daha doğrusu. Ama bunu ben eski Sümer'e kadar gittim gördüm. Müslümanlar daha çok kutsal olan toprak ana olarak kullanılmış ve bütün bu canlıların yaşadığı, canlıları var eden alan anlamında. Ben de o yüzden Aurora olarak kullandım. Bütün bu canlı formlarını barındıran ana kutsal ana toprak. Ve sergideki eserler de NFT olarak satışa sunulacak. Evet, burada görmüş olduğunuz 75 baskılı enstalasyonun şurada QR koduyla gidebileceğiniz NFT sergi alanı da var blockchain üzerinde. Oradan NFT olarak da satın alınabilir. Evet.